Gerçekten şu an tek motivasyonum şu an video çekmek olabilir. Herkese merhaba. Pazartesi günü ev cidden soğumaya başladı ve ben aşırı mutluyum. Aşırı güzel her şey. Saat demin 19.19. Yeni videomu yayınladım. Yani bu serinin ilk videosunu yayınladım bugün. 25 Eylül Pazartesi. Şimdi ben ne yapacağım? Soru çözeceğim. Yine bir sivilce gördüm de anlamda, o yüzden dikkatim dağıldı. Bugün çalışacağım dersleri şöyle yazacağım. Hatta annem böyle bir şey çıkarmış. Haftalık soru sayısı. Yani bir haftada bir YGS öğrencisinin soru çözme sayısı sizce kaç olmalı? Bence 5000. Vermişim. Bütün derslerden tabii ki. Evet, dersler şimdi önce konu tekrar yapacağım. Geometri çözeceğim. Geometri yazalım. Daha sonra coğrafya çözeceğim. Mesela bu da bir taktik. Neler çalışacağınızı böyle yazarak, yani çalışmak zorundaymışsınız gibi olur. Dil anlatım. Evet, 3 tane dersi şu an artık sığdırabilirim. Çünkü uyku saatinde az kaldı. Bir de sizlerle bir challenge yapacağım. Saat 10'da uyuma challenge'ı. Buna herkes katılacak. Ama kaç tane soru çözeceğimi yazmadım. Şimdi geometriyi açalım. Bugün geometri dersimiz vardı. Şey yapmışız. Hemen söyleyeyim. Kenar eşliği, benzerliği. Onları yaptık. En sevdiğim ders burada geometri. Tabii daha bir hız ve becerim olabilse daha çok seveceğim. Ama buna da şükür. Seviyorum çözmesini. Şimdi hemen işe koyuluyorum ben. Önce defter geçireyim. Bir tane matematik geçireceğim. Matematikten de sayılardayız. Asal sayılardayız. Evet, şimdi gidiyorum. Görüşürüz. Artık gerçekten daha fazla dünyanın hareketini ve sonucunu ve bir şeyini görmek istemiyorum. Ay, iğrendim ya. Saat şu an 9.32. Son kaç sorum kaldı? Şimdi son 10 sorum kaldı. Sonra kapatacağım. Dil anlatıma vaktim kalmadı. Geometri o kadar vakit kaybettim ki. Ciddiyetim bakıyor. Ve yüzden isterim, yağmur da yağmaya başladı. İyice artık havalar soğuyor diye umuyorum. Yağmurdan nefret ediyorum bu arada. Hani yağmurdan nefret ediyorum. Soğuk havayı seviyorum. Soğuk, böyle güneşli, tam kar havasını çok seviyorum. Doğum günüme de az kaldı aslında. 16 Ekim. Çok az kalmamış da neyse. Evet, bugün muhtemelen bu kadar olacak. Ve muhtemelen birazcık egzersiz yapacağım. O kadar oturdum ki hiç rahat değil için. Evet, şimdi iyi geceler. Yarın görüşmek üzere. Sabah da belki konuşurum, bilmiyorum. Görürüz. Görüşmek üzere. Günaydın. Hazırlandım. Böyle giydim. Hava çok soğuk. Mutluyum ama yağmur yağıyor. İğrenç. Evet, şimdi çıkacağım. Okula gidiyorum. Saçlarım cidden rengine bayıldım ya. Evet. Şu an bu arada aynı sivete giyiyorum. İkinci gündeyiz. Aynı günde değiliz. Sınav sistemi değişti arkadaşlar. Yani yok artık. Hani bu sene yapılacak şey miydi bu, bilmiyorum artık. Sınavın tam içeriğini öğrenemedik. Haziran'da tek bir sınava gireceğiz. Yani sınavın adı ne oldu bilmiyorum. Günlüğümün adı ne olacak onu bile bilmiyorum yani. Ben eve geldim. Çalışmaya devam, yani sonuçta aynı şeyler tekrardan çıkacak. Umarım hafifletilmiş olur. Bugün çıkışta 40 tane dil anlatım çözdüm. Geometriden kaç soru çözmüşümdür? 10 soru çözmüşümdür. Dil anlatımdan paragraf, bir de 40 soru çözdüm. Şimdi ben coğrafya çözeyim. Yok, matematik. Fonksiyon çözebilir miyim bilmiyorum. Mat 1 deneyeceğim. Evet, 50 tane falan çözmem lazım. 50 yazayım buraya ki çözeyim. Bakın böyle. Abartı şeylere gerek yok. Kendinizi bilin, ona göre çalışın bence. Evet, şimdi matematik 1 çözeceğim. Hemen kitabımı alıp geliyorum. Evet, şimdi şeylerden çözeceğim. Basamaklar, bölünebilme, onları yapacağım. Evet, buraların hepsi boş. Buralarını deneyeceğim şimdi hepsini. Ve geometri ödevim var. Elim ayağımı doğramış şu an. Hepsini yapmaya başlıyorum.
YGS kalkmıştı, değişmişti ve hala çalışmaya devam ediyordu diyeceğiniz kısma geldim. Hala bugün, bu arada günlerden ne? 27 Eylül. Ay yalan söylemeyeyim, o kadar kaçırıyorum ki artık günlere. Çarşamba günü ve şu an yerde oturuyorum. Kalkacağım, çalışacağım ama son kendim şey yapıyorum, sunuyorum yani. Bugün 6 saatlik matematik dersine şimdi oturup 2-3 saat geometri çalışmayı planlıyorum. Çünkü çok fazla ödevim var, nasıl yetişeceğimi bilmiyorum ama bugün artık iptal oldum yani. Bugün bayağı kötü geçecek gece sonu artık. Böyle yatakta neler düşüneceğim bilmiyorum. Sayılar geçecek önümden. O yüzden ben şimdi Karakök mü? YGS geometri çözeceğim. Karakök kitabını görünce. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam. Yine önümüze ışık geldi. O yüzden hemen sizi şuraya alıyorum. Evet, bugün günlerden 28 Eylül, saat 8'e 11 geçiyor. Birazcık geç oturuyorum çünkü eve geldim, video çektim, yemek yedim. Şu an karşınızdayım. Ve papatya çayı içiyorum. Çok güzel uykuma yardım ediyor bu arada, bilginiz olsun. Yaptıklarımdan bahsedeyim. Okulda matematik çözdüm. Bir 30-40 soru teneffüslerde ve dersleri zaten saymıyorum, sürekli derslerde soru çözüyoruz. Onun dışında Türkçeden tam 90 tane soru çözmüşüm bugün. Sadece okulda. Şimdi tarih çözeceğim. Ve geometri. Sadece tarih ve geometri bakacağım. Yarın bölüm sınavı var. Her hafta böyle sınavlarımız oluyor okulda. Bakalım neler olacak yarın. O yüzden uykumu alıp gireceğim sınava diye umuyorum. Yani sınav okul çıkışı oluyor. Yani bugün en fazla bir iki saat bakacağım. Çünkü yorgunum. Bari uykumu alayım. Yarın zaten arkadaşımlayım. Bana geometri falan çözecek. Matematik falan. Şimdi ben geometri çözeceğim. Ödevim var. Antrenmanlarla geometriden yardım alacağım biraz. Onun dışında verilen ödevlerimi yapayım. Tamam. Evet, ben başlıyorum. Kitabımı göstereyim. Kitap şu an kameranın altında. Evet, bu antrenmanlarla geometri 1 ve 2'si de var. Birincisindeki konuları göstereyim. Hiç yani hiç ellemedim. Aman yapılabilir aslında. Üçgenini aç falan. Üçgenini açalım. Bakalım. Evet, bayağı varmış ya. Konu anlatım var mı diye baktım ama böyle ara ara bilgi veriyor sanırım. Evet, ben şimdi eş üçgenler çözeceğim kendi kitabımdan. Bugün mutluyum. Enerji doluyum. Kameralarım bir şey oldu. Siz neler çözüyorsunuz? Nasıl gidiyor? Hala sınavın ne olduğu belli değil arkadaşlar. Korkuyorum. Neyse, umarım herkes için iyi bir şey olur ya. Tamam, o zaman ben daha fazla uzatmayayım. Hemen başlayayım çalışmaya. O zaman görüşürüz. Herkese merhaba. Bugün günlerden 30 Eylül. Ben de hazırlandım. Cumartesi. Dün çok çekmedim. Hatta neredeyse hiç çekmedim sanırım. Dün eve gelince 3-4 saat şey çalıştım. Dil anlatım ve sadece dil anlatım çalıştım. Bir de deneme sınavı olduk. Bayağı yorucu bir gündü. Cuma kendime biraz off verdim. Akşam da kız arkadaşımla yürüyüşe çıkmıştım. Cuma'm böyle geçti. Perşembe de galiba çok fazla görüntü olmadı. Ama şimdi yine Eylül'le birlikte Starbucks'a geçeceğiz. Starbucks'ta ders çalışacağım. Evde hiçbir şekilde şu an çalışamıyorum. Hiçbir şekilde motivem yok. Geometri aldım. Antrenmanlarla geometriden soru çözeceğim. Ve biraz tarih, birazcık dil anlatım bakacağım. Kolum çok ağrıdı. Evet, şimdi ben çıkacağım. Böyle tight giyindim. Bu arada damaklığımı tutuyorum. Damaklık takmıştım. Şimdi konuşurken çıkarmak istedim. Evet. Şimdi ben gidiyorum. Ve evden çıkmadan göstereyim. Şimdi sıktığım meyve suyunu. Bu arada bu blenderım. İçine ıspanak, muz. Bu arada damaklıktan dolayı konuşamıyorum. Ispanak, muz. Daha sonra chia tohumu var. Şeftali ve kavun koydum. 750 ml. Yanıma alacağım. Kahvaltımı yaptım. Ama saat 11-12 gibi yaptım kahvaltımı. İşte biz de uzun süre çalışacağımız için acıkıyorum. Acıkıyorum. Ay çok komik oluyor. Çıkayım, şunları yerime alacağım. Bu kadar. Artık kitap görmek istemiyorum. Artık soru çözmek istemiyorum ya. Artık İrem Çalhan isyan. Yani şarkı çıkartacağım. Bir de ben niye şimdi böyleyim? Yarın çok yorucu bir gün olacak benim için. O yüzden
Ama ben asla fethetmiyorum. Bu arada bugün 50-40 soruya yakın bir anda geometri çözdüm ve bilmiyorum ne olacak sonumuz. Bugün Starbucks'ta otururken masada yanındaki kız, daha doğrusu bayağı büyük bir kızdı. Üniversiteden mezun olmuştu. Çok güzel şeyler çiziyordu. Ben de sordum hani ne işle uğraşıyorsunuz veya ne okuyorsunuz. Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü tam burslu mezunu arkadaşımız. Yani hayran kaldım kıza. Sonra masaya başka bir tane daha, başka bir tane erkek oturdu. Çocuk, biz kızla konuşurken işte bize kulak verdi biraz. Hani üniversite sınavı, çünkü benim kitaplarım üstünde üniversiteye hazırlık falan filan yazıyor. Hepsi biraz bana sağ olsun tavsiye verdi vesaire. Çocuk da Ankara Hacettepe tıpta okuyor. Bu sene girmiş. 99'lu herhalde, bilmiyorum. Yani bayağı aslında doğru. Niye 99'lu olması gerekiyor ki? Neyse. Şey sordum hani, kaç yanlış yaptın, sıralaman ne dedi. Bana sadece şunu dedi ve başka bir şey sormadım. Matematikten bir yanlış yaptım dedi. Bir sorun olursa sorabilirsin dedi. Tabii baktım, teşekkür ederim, sorarım dedim. Yok yani, ne kadar iyi yerler. Yani bence o masada oturanlardan biri olarak geleceğim açık arkadaşlar. Bu arada yarın çok güzel bir gün olacak. Yarın muhtemelen hiç ama hiç çekme fırsatım olmayacak. Ders çalışma günü. Belki sabah, yani bayağı bütün gün boyunca bir şey yapıyor olacağım. Onu zaten göreceksiniz. Çok güzel şeyler geliyor. Heyecanlanın. Evet, yarın şimdiden bilmediğim için ne olacağını, ben akşam muhtemelen çalışabileceğim. Sabahtan akşama kadar bir doluyum yani. O yüzden şimdi full çalışacağım. Yani Türkçe belki anlarım artık sayılardan sonra. Evet, Türkçe çalışayım ben. Yazım kurallarına çalışın arkadaşlar. TDK sürekli, Türk Dil Kurumu, TDK değil biliyorsunuz. Sürekli bir şeyler değiştiriyor, sürekli. Mesela size sorayım, bunu da biliyorsunuz artık. Çalar saat ayrı mı, bitişik mi? Ayrı. Çoban yıldızı ayrı. Ara söz ayrı yazılıyor. Antrenör, antrenör, ı falan yok. Başa baş, o da ayrı. Bunları söylüyorum, kesin aklınızda kalacak. İç içe ayrı. İnsanoğlu bitişik yazılıyor arkadaşlar. Kılavuz ı ile yazılıyor. Şoför, şoför diye yazılıp şoför diyor ve okuyoruz. Ortaçağ bitişik değil. Ortaçağ o'su ve ç'si büyük olarak ayrı yazılıyor. Başka ne var? Sağ ol ayrı yazılıyor. Sanat sever. Severlerin hepsi bitişik yazılır. Hayvan sever, sanat sever. Başka insan sever, yemek sever. Umarım öyledir. Bunların hepsi ayrı yazılıyor. Evet, şimdi ben şeyden çözeceğim. Yayınımın adı yazmıyor galiba. Burada benim fotokopilerim var da yazmıyor. Evet, ben şimdi oturuyorum. Oturdum zaten. Bunları çözeyim hemen, sonra da yatarım. Yarın benim için uzun ve yorucu bir gün olacak. Çok heyecanlıyım. Çok güzel şeyler geliyor. Evet. Sadece şunu söyleyeceğim. Yaptığım şeyi iyi ki yapıyorum. İyi ki bunu, yani çok değişik duygular yaşıyorum. Evet. Görüşürüz yarın. Siz de çalışın. Aa, bu arada şeyden bahsetmek istiyorum. Sınav şeyi ne oldu? Ben hala gelişmeleri bilmiyorum yani. Hala bir ses soluk yok herhalde. Pazartesi bekleyeceğim. Muhtemelen okulda belki yeni şeyler olursa söylerler yine. Bunun neden sınav senesinden önce mesela yazın açıklamıyorlar da biz şimdi hazırlanırken açıklanıyor. Çok tuhaf yani. Bir bakıyoruz, birkaç bir ay sonra falan yapıyorlarmış. Evet, neyse. Zaten konular aynı, içerik aynı arkadaşlar. Yapacak tek şey çalışmak. O yüzden açın kitapları, çalışın. Görüşürüz. İyi geceler. Bıktım. 1 Ekim hoş gelmiş. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bugün 1 Ekim ve saatler akşam 6'yı göstermekte neredeyse. Yani 5'e geçiyor, 6'ya geliyor, anladınız. Şimdi ders çalışacağım. Ne kadar değişik bir şey yapıyorum, değil mi? Ve çok tatlı.
Bugün bütün gün işlerimiz olduğu için dışarıdaydık. Eve yeni geldim. Yemek falan yedim. Şimdi oturdum. Dil anlatımı çözüyordum. Bugün şimdi akşama kadar evdeyim doğal olarak. Video montajlarım var 2-3 tane. Onlar biraz vaktim alacağı için. Zaten pazar günüm off. Çok çalışmıyorum. Lükse bakar mısınız yani? Bir sınav hazırlanan öğrenci olarak. Yine geometri çözerim. Fonksiyon çalışacağım sonuçtan. Göstereyim. Fonksiyonlar kadar zor bir konu yok herhalde. 9. sınıf fonksiyon konusu. Burada temel her şeyi anlataraktan gidiyor. Siz neler çözüyorsunuz? Gelişmeleriniz var mı mesela? Yani kendiniz deniyor musunuz? Evet, zaten burada noktalarım bu videoyu da. Yarın yepyeni bir gün başlayacak benim için. Bakalım bu arada sınav sistemi neler olacak onu merak ediyorum. Keşke böyle sadece en sevdiğim, en yapabildiğim sınavların dersinden sınav olsak. Pardon, en sevdiğim derslerden evet sınav olsak. Şimdi burası 90'sa. Kuraldı zaten. İkizkenarsa 45. Bir de antrenmanlarla geometri 1 çok kolay yani. Direkt sizi böyle zekiymişçesine hissettirdiği için teşekkür ediyorum. AB AC'ye eşitse. O zaman ben şimdi burada sonlandırayım. Serim devam edecek. Sınavın ne olduğunu öğrenmek istiyorum bir an önce artık. Neye hazırlandığımı bilmek istiyorum. Umarım sizin de keyifli ve güzel geçiyordur. Kendinizi çok yormayın. Bu arada her pazartesi olacak bu videom. Akşam 7'de. Ve haftada 2 gün video atıyorum artık. Pazartesi ve cuma günleri. Pazartesi, her pazartesi bu vlog olacak. Ayetten belki ekstra başka vloglar da olabilir aralarda bir şey yaparsam. Ama YGS günlüğüm devam edecek. Sınavın adı değişirse günlüğümün adı da değişecek. Tabii ayrı bir konu. Cuma günleri de akşam 7'de yeni videom oluyor. Oturtturdum okul olunca daha çabuk. iPhone şarjım boşta mı? Şu mor çantam içinde. Okul önce videolarımı daha böyle koymaya başladım. Sıraya zor oluyordu öbür türlü yazımı öyle çekiyorum. Ama çekemiyorum, biraz aksatıyordum. Şimdi artık her şey böyle tak tak iki gün hallediyor. Bir sonraki günlükte görüşmek üzere, hoşçakalın.